Günaydın, tünaydın, iyi akşamlar arkadaşlar. Beni günün hangi saatinde izliyorsanız iyi seyirler. Buraya Anubias ormanı yaptım. Acayip güzel oldu. Çok hoşuma gitti. Yani birçok akvaryumda Anubias vardı biliyorsunuz. Her akvaryuma birer tane koymaya çalışıyordum. Şimdi böyle buraya 10 kök koydum. Ama mükemmel göründü. Hepsi de en az 6 yapraklı, 7, 8, 9 olanlar bile var içlerinde. Bu akvaryumda inci gövde melek ve albino koldoraslar var. Yeşilin önünde ayrı bir güzel görünmeye başladılar. Hepsine şu anda hiç görünmüyor ama şurada göstermeye çalışayım. Taşlarla, cırtlarla tutturup böyle koydum. Muhteşem oldu gerçekten. Şöyle kafamda bir şeyler oluştu. Bir şeyler planladım. Bir hobihanemdeki Anubias'ları göstereceğim. Şu yapay bitki işinden vazgeçeceğim. Ve birçok kişi çok sevinecek. Şu akvaryumlardaki yapay bitkileri herkes sürekli ısrarla abi şunları çıkar, gerçek bitki koy filan diyordu. Ya bana da zor geliyordu açıkçası. Ama bu akvaryumu görünce, şu halini görünce Anubias'lar da öyle kolay kolay çürümüyorlar zaten. Elimdeki yapay bitkileri çıkartıp şunları falan hep çıkartacağım. Artık bunlardan iki tane mi satarım da bir tane Anubias alırım bilmiyorum. Bakın, Java fernler de olabilir. O da aklıma geliyor. Java fernler de Anubias gibi. Kolay bitkiler. Böyle her yerde birer tane Anubias koymuştum ben ama şöyle dolu dolu Anubias gerçekten şahane olacak. Şunları falan hep videolarından hatırlıyorsunuz zaten. Güzel, büyük, devasa Anubiaslar. Küçükleri de var. Böyle çeşit Anubias akvaryumları da var. Biraz bu canlı bitki işine ağırlık vereceğim dediğim gibi. Her akvaryumda bir tane değil. Artık elimden geldiğince iki tane, üç tane yapmaya çalışacağım böyle. Gerçekten şahane oluyor. Dediğim gibi şu yapay bitkileri verdikçe artık Anubias alabileceğim. Çünkü ucuz bir şey değil. Biraz para gerekiyor. Mesela şöyle şeyler şahane gerçekten. Bunlar ilk acemilik zamanlarımın Anubiasları. Ucuz diye aldık. Nanolar çıktı küçücük küçücük. Bunların yerlerine büyükler getireceğiz. Şu arkadaş soluyordu. Şimdi tekrar küllerinden doğmaya başladı. Dediğim gibi bir değişim süreci gelecek ama öyle kolay değil. Yani 3 günde olacak bir şey değil. Dediğim gibi biraz yapay bitkilerden verip onların parasını köşeye ayırıp onlarla Anubias alacağız. Yani şu görsel gerçekten şahane. Her akvaryum böyle yapmak ister. Gönül de yani buna. Her akvaryum onlar kök Anubias. Para dayanmaz. Artık yapabildiğimiz kadar en azından ikişer üçer akvaryum her akvaryum ikişer üçer kök Anubias düşünüyorum. Şöyle onları zaten taşlara tutturdunuz mu onlar büyüyüp gidiyorlar. Her yapay bitki gerçek bitkinin de akvaryuma, balıklara ayrı bir sağlık aşılıyor resmen. Hobihanedeki benim canlı bitki işim şununla başladı. Bu bana bir arkadaştan geldi bu kökle. O zaman da köke misinayla bağlamış ama öyle bir sarmış ki Anubias kökü. Şu anda misina yok. Yıllar içinde misina çürüdü gitti. Ama Anubias kökleri resmen yatı köküne yapışmış halde. Yıllar içinde bu şekilde bir bağlanma oluyor. Mesela şunu da öyle bir şey yaptım ben. Gene bir cırtla bağladım ama bir dalına. Yıllar içinde bu oraya tamamen kamufle olacak ve kökleriyle saracak.
Bazıları da hiç bir şey yok. Bana başka bir abimden gelmişti, sağ olsun göndermişti. Kendi getirmiş hatta bu anibasları. Bunlar böyle toprağa kendi yapışmış. O bir iki parça toprak parçasıyla ağırlığıyla durabiliyorlar suyun dibinde. Bu farklı bir anibias. Şunları falan hep ben cırtlarla tutturdum. Bir ağırlık bağlamak gerekiyor, yoksa şuradan göstereyim. Suyun üstüne çıkıyorlar hemen. Şunlar gibi. Çok zor bir şey değil. Şunlarla ben 10 kök için aşağı yukarı yarım saat uğraştım. Birer ufak taşla, cırtlarla kelepçeleyip işlemi tamamladık. Ama gerçekten resmen anibias ormanım oldu. Şu anda bu akvaryum favorim. Yani şuralara filan da bunu yapmayı planlıyorum ama bu iş... Hadi yapay bitkiyle koydun. Kaç yapay bitki var burada? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane yapay bitki var. Buraya 9 tane anibias koysan bu görseli yakalayamam. Hatta şurada anibiası var bile. Buraya en az bir 20 kök filan anibias gider ama bakalım yapacağım. Dev anibiaslar var, belki onlardan temin ederim. Burayı da aynı şekilde biraz dizayn değişikliği yapacağım. Burada bir 15-20 kök anibias lazım. Ama tetralar bambaşka güzel bir görünüme kavuşacak yapay bitkiler, gerçek bitkilerle. Ağzım alışmış hep yapay bitkiye. Dediğim gibi bunu sürekli bana belirtiyorlardı. Şu yapay bitkiler çıkar, şu yapay bitkiler çıkar. Hatta bakın burada da var. Yerli lepizesinin olduğu yerde. Yani yapay bitkiler, şimdi yapay bitkiyi kötüleyemem yani. Her zaman söylüyorum. Ucuz, solması yok, gübresi yok, ışık istemiyor, toprak istemiyor. Şurada yeri gelmişken şu değişik balığımızı, yarım ibiğimizi gösterelim. Yapay bitkiler güzel, onu her zaman söylüyorum yani. Bana her zaman karşı olsalar da herkes, canlı bitkiye göre daha kolay ve benim işime daha çok yarıyordu. Ama anibiyası gerçekten az önce gösterdiğim görselde görünce bir aklım gitti açıkçası. Bakalım yıllar içinde, çünkü yıllar içinde olacak bu dönüşüm. Hemen öyle pat diye olabilecek bir şey değil. Çünkü dediğim gibi maddiyata bağlanıyor. Yani bunların kökleri dalına yaprağına göre değişiyor ama 30-35 lira civarında fiyatları var. Şu anda ben 100 kök ihtiyacım var aşağı yukarı en az. Nereden baksanız 3 milyar civarında para yapıyor. O olacak bir şey değil tabii ki bir seferde. Artık satacağız yapay bitkilerden. Dediğim gibi 2 tanesiyle mi olur, 3 tanesiyle mi olur, bir kök anibias alacağız. Böyle bir dönüşüme gideceğiz. Zamanla bu yapay bitkilere de dünya para verdik. Bunlar da ucuz diyorum ama yani canlı bitkiye göre ucuz. Çünkü şöyle bir yapıdaki canlı bitkiyi almaya kalksanız 200-300 liradan aşağı değil. Bu ne olacak? 30-40 liralık bir yapay bitki. Bakalım. Güzel bir süreç bizi bekleyecek ama dediğim gibi bu öyle kolay bir şey değil. Uzun vadeli olacak. Böyle çeşit çeşit anibiaslarımız var. Onları hep takviye yapacağız. Eklemeler yapacağız. Daha şöyle köklerin üzerine sardığın zaman şahane görünecekler gerçekten. Bakalım. O bir anda güzelleşmeye devam ediyor. Öyle söyleyeyim ben size artık. Bunlar çünkü hep güzel hareketler. O bir anayı daha da güzelleştirecek hareketler. Mesela bunlarda falan hiç yok ama bunların hepsine birer tane koymayı planlıyorum. Beni takipte kalın artık. Geldikçe zaten gösteririm ben size. Hatta bakın şurada da güzel bir anibiasım var. Bunları hep bu akvaryuma mesela 2 tane daha koyabiliriz. Bir sağa bir sola. Güzel durur. Evet. Bugünkü hobilerden aktaracaklarım bu kadar. Zaman ayırıp beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Umarım güzel bir video olmuştur. Videoyu beğenmişsinizdir. Sonraki videolarda görüşmek üzere.
İyi hobiler.